Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Kuşkusuz İsrail Devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur. Bizim şimdiye kadarki eleştirimiz İsrail hükümetinin aşırı davranışlarına, meşru görmediğimiz davranışlarına dönüktür. Amerika Birleşik Devletleri Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. NATO'da ortağımızdır. Avrupa Birliği hala bizim ilham kaynağımız. Evet, özetle Türkiye Avrupa'nın stratejik ortağıdır. Bunu hiç kimse değiştiremez. Türkiye'nin misyonunu, anlam ve önemini en iyi idrak edebilecek ülkelerden biri şüphesiz ki kadim dostumuz ve Sayın Obama'nın ifadesiyle model ortaklığı kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bütün bunların yasası çıkarıldı, hazırlıkları yapıldı ama burada şimdi HDP'ye de büyük rol verildi. Yani HDP aslında önce BDP sonra HDP. Yani biz onlara siyasetin tekrar içinde etkili rol verdik. Aslında onlar çok da eleştiri alıyorlardı. Yani parlamentodaki çalışmalarıyla ilgili falan. Biz bir anlamda onları güçlendirdik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ikili...